Nida Yurdokul ve annesi stüdyomuzda olacak. Gürbüz Bey, ben eşimle barışmak istiyorum. Eşim hamileyken evi terk etti demişti. Eşiyle barışmak için programa katıldı. Ama eşi Nida bambaşka iddialarda bulunuyor. Buyursunlar. Allah belanı vere. Gel. Utan. 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 15 kere ben senin yuvanı kurtardım. 15 kere saat 4'te evime gittim, 5'te evime gittim, 6'da evime gittim. Hiç utanmır mısın? Benim evimde yedin, soframa bıçağımı soktun. Benim kızımı vermirdim, kızımı kandırdı senin bacın, evlendiz. Ben vermirdim, kızım nişana atacaktı, kızımı iş yerinde kandırdın. Aldın Bursa'ya kaçırdın. Bursa'nın da çocuğu ekmek para bırakmırdın, niye alır kaçar dedin. Şerefsiz. Bak, Utanmır mısın? Bak, sana ilk önce bak. Sus, sen konuşma. Bak, sana şu an bir bilgim olarak, bir bayan olarak ben sana saygı gösteriyorum. Bir. Sus, bak, sus, konuşma. Benim eşimle şu an hiçbir problemim yoktu. Ben bak, senin hayır. Karını kaçırmadım. Hayır, bak. bak. Senin karını kaçırmadım. Ya. Senin karın kaçıranın yuvası yıkılır. Hayır, yoksa sen yapıyorsun. Sen sen çocuğuna kalktın, dedin ki çocuğunu bırak gel, ben bir dakika, sus, beni dinle. Bir dakika, beni dinle. Senin sorularına cevap vermek için ben buraya çıktım. Hastaneden çıkar çıkmaz buraya geldim senin yüzünden. Ya. Kölpe çocuğumla ben buraya gelmişim. Sezaryenli olduğum halde, dikişli olduğum halde geldim senin yüzünden. Benim yuvamı ailem yıkmadı. Ben hayır, kendi isteğimle bitirdim senin bunu. Senin gelip bana ne dedin? Benim annem bana dedi ki çocukları bırak gel, ben sana sahibim dedi. Ben de dedim ki peki sen bu yuvayı yıkmaya ne diyorsun? Sen bana ne dedin? Hayır, sen bana ne dedin? Ben yuvamı yıkan bir kadın. Hayır, benim yuvamı yıkan bir kadın ağzını yırtarım dedim. Ben ne dedim sana? Bir dakika Gürbüz. Şimdi şunu bir konuşalım. Sen programa ben barışmak istiyorum, kayınvalidem yuvamı yıktı diyerek geldin. Nida Yurdakul 10 Aralık tarihinde, 2021 tarihinde programa başvuruda bulunuyor. O zaman hamileliğin herhalde 5. ya da 6. ayı bilemiyorum. 4. ayı. Ben eşimden boşanmak istiyorum. Neden eşimin geri ben sorumsuzluklarından, psikolojik şiddetinden, benimle hayır, ilgili iddialarından, sürekli sorumsuz olmasından dolayı bu kadın programa boşanmak için gelmiş. Ama şimdi konu nereye geldi biliyor musun? Sen şu anda çocukları kaçıran bir adamsın. Bu kadın aylardır sana çocukları verdikten sonra çocuklarını göremiyor. Nida, sen evi niye terk ettin? Ben evi niye terk ettim? Eşimin psikolojik sebeplerinden dolayı ya, terk ettim evimi. Ya psikolojik nedenin nedir? Ben onu anlamıyorum ya. Benim eşim telefonumu 7-24 saat masadan gir didik didik bakardı. Telefonu elime aldığım zaman hemen sen biriyle konuşuyorsun, birini bulmuşsun, birine kaçacaksın. Benim arkadaş ortamım yok abla. Bak, ben ya, bir hastaneye ya gider gelirim. Ya böyle yalanlar. Allah'a havale ediyorum ya. Ben hastalandığım zaman kaldın bana diyordu ki. Sus. Sen bana ne kadar utanma. Sen benden para ilgili. Ben avukata vermişim. Kayıtlı mı bu sözleri? Hayır, evet, ben var. Sana öyle bir kendine hayır. Hayır. Bak, ben doğruları söyle. Sen bak, doğruları söyle. Kanıtlarım hepsini. Sen evden nasıl çıktın Nida? Ben evden nasıl çıktım? Ben buna güzelce o akşamı dedim ki ben boşanmak istiyorum. Ben yapamıyorum seninle. Mesela ben evi temizledim. Adam bir kenara çöp koyar, gelir bakar ki o çöp orada, beni azarlar.
Beni ya kötüler, laf vurdular. Ya ben seninle birlikte ev temizliyordum. Ya sana yemek ondan yapıyordum. Ondan sonra ben sen onunla o gün sus anne, beni dinle. Anne diyorum hala. Tamam bana. Söyle de ben. Sus. Geliyordum senin evinde bulaşık yıkıyordum. Sana ya, yemek sus, yapıyordum. Sus bak bu senin konuş. Ayaklarını tamam yapıyordum. Sus ben ya, konuşacağım. Bırak, terbiyesizlik ya. Yapma bu konuş. Ben o gün... Da, yani biraz Gürbüz. Ben o gün evden çıkarken buna her şeyi anlatarak dedim ki bak ben boşanmak istiyorum. Benim ben de... çocuklarımı ver, ben bakarım çocuklarıma, sahibiyim ben çocuklarımı, bırakıp bir başkasına kaçmamışım ben ki. Ben senden hani nefret ediyorum artık, iğreniyorum dedi. Sevmiyorum seni, edemiyorum dedi. Sevmiyorum dedim, inkar dedi, etmiyorum dedi. Dedi. Benim kardeşim şahit her şeye, çıksın gelsin buraya abla konuşsun. O gün dün diyordu ya kardeşine mesaj atıyormuş çocuğum. Benim kardeşim arkada, gelsin konuşsun. Benim her şeyime o sahip çıkan Gürbüz kardeşim. Gürbüz ne sanıyor biliyor musun? Sen ben onu çok seviyorsun, o seni çok seviyor ama Hamiyet Hanım, bu söyledim. Yuvanın yıkılmasındaki tek sebep sizsiniz Gürbüz'e göre. Şimdi dur ben anlatacağım, anlat. O dinlesin. Dün yalan söyler, nişanını Sevda'yla aldık. Böyle dedi, öyle değil mi? Bak ben anlatırım. Sevda'dan almadı, benim kızım tekstilde çalışırdı. Onun da bir tane Allah vere altın beşikinden o da kondağıyla babasının evine gele. Kızımı... Ablasının kızı kandırdı. Ona say gördü. Geldi dedi ki anne beni biri istemeye gelecek. Dedim Nida ben vermirim dedim. Bak iki dünya bir araya gelse benim ablamın komşusu. Her şeylerini bilirim. Senin ablanın benim ne kötülüğümü görmüş. Her şey pislikiz var. Her ne kötülüğümü görmüş ya. Sesini ya kes. Onun çocuklarıyla bir arada ben büyüdüm. Ne kötülüğümü gördü. Sesini kes. Hayır ne kötülüğümü gördünüz. Sesini kes. Sen düne kadar sözüme ya. Sözüme cevap verme. Hayır sen düne kadar ne diyordun? Sözüme cevap verme. Dinleyin. Ben konuşurken ben konuştum mu? Bir dinle. Baktı, geldi istediler. Nida benim gözüm tutmadı dedim. Ben vermeyeyim. Bu da dedi ben giderim. Öz nabalın öz boynan dedim kızım. Gitti ya. Bir hafta nişanını kaldılar. Bak bir hafta. Eğer yalan söylersem bir çocuğum var ölüsünü göreyim. Bir tek gözümün karası senin başına çıka. Böyle ya. Ben de dedim ki Nida benim gözüm tutmadı. Bu da dedi ki anne dedi akşama işten gelin mesaj atacağım. Ben seni istemirim gel yüzüğünü al. Saat 4:30 oldu aynı bak saatte zamanında açıldı. Sen bunları elini vicdanına koyarak anlatıyor musun? Şimdi dur vicdanıma koydum vicdanıma. Hayır. Vicdanım yo, rahat yo. Benim. Senin kimi yarattın? Sen... Hayır, vazgeçmiyorum ya. İşten geliyordum. Sesin kes, sesin. İşten geliyordum, eşim evde yoktu. Sen senden izin al. Gürbüz Bey ayrıntılarda o kadar çok boğuluyorsunuz ki Gürbüz Bey. Görüyorsunuz ya. Karşınızda yeni doğum yapmış eşiniz var. Bir geçmiş olsun deyin ya. Bırakın kayınvalide. İstemedim onun geçmişini. O ne ki? Tamam mı? Allah aşkına. Ya neredesin? Annem gildeyim. O zaman de ki... Ya ben... Senin tek problemin anladım. Kayınvaliden. Kayınvaliden yok, olmasa Nida sana... Bana... Nida senin yanında olur mu? Hayır abla. Bu hiç bu psikolojik ben bunları hepsini tamamen sana anlatacağım. Yani mesela Nida hayır. Şu an ameliyat... Geliyordun nerede abla? Gürbüz ya, soru başka bir soru. Gelmiş götürmüş. Gürbüz başka bir soru soracağım. Gelmiş götürmüş. Kayınvalideni unut. O yok zaman... hayatınızda. Tamam o yok hayatınızda. Nida sana koşarak gelir mi? Abla bu kadın... Bu kadın yıkmaya birebirdir. Benim eşimle problemim yok. Eşim ne anlatsa anlatsın. Söyle. Ben inanmıyorum ya, buna. Ya arkadaş benim ben 24 yaşımda sor de ki bizim çocuk annesiyim. Ya beni dinle o zaman. Ya bir beni sus. Beni dinle o zaman. Beni bağırtma. Beni dinle. Ben üç çocuk annesiyim. Ne bu bana akıl verir ne bir de o millet bana verir. Ben kendi aklımla bu diye geldim senin laflarına. Ben seni istemiyorum arkadaş. Boşa beni. Sebep. Gel çocuklarıma. Benden iki gün çocuk istedi ya, kaçırdı. Sebep benim ne? Çocukla sebebini dedi. Söyle. İstemiyorum bir söyle. Sebep. Sebep, i̇stemiyorum. Sebepleri konuşalım. Sebepleri tek tek sıralayalım. Ya abla olmuyor. Ben ev temizledim beğenmez.
bana küfür eder, hakaret eder. Yemek yaparım akşam saat olur. Kendine makarna, Hamiyet teyze. Kendine makarna yapar yer. Babana şimdi yok ya, ki. Hamiyet Hanım bir dakika. Ben... Gürbüz Bey sebep istediğin sebepleri sayıyor. Bu arada yani Nida'yı da çok yormak istemiyorum. Çünkü zaten kadıncağız çekmiş, hala da çekmeye devam ediyor. Bir, senin elinden yemek yenmez Gürbüz'e göre. Aynen. Senin yaptığın temizlik güzel değildir. Aynen, çocuklara bakamıyormuşum. Anne olarak senden anne olmaz, sen çocuk çocuklara bakamıyorsun. Evet. Ama çocuk yapabiliyorsun mesela, değil mi? Ya. Heh. Ondan benim sonra yuvama, senin dokunma. Görüntü olarak. Benim yuvama dokunma, dokunma. Hamiyet Hanım. Dokunma oğlum. Kes. Bak, haklı da olabilirsin, haksız da olabilirsin. Orasında sen değil. Sen kes. Sen hep aynı tonda, aynı sen şeyle sen konuşuyorsun. Kes. Rica ediyorum. Bırak. Bırak biz uzaklarını kullansınlar. Rica ediyorum. Sıkma. Seni fiziksel... Hani... Dünya bir araya gelse sana bari yok. İyi de sen... Ben... Yok, yok, yok. Bir dakika. Yok. Bir dikin yere diş katı. Hah. Abla size söyleyeyim. İstediğini yapıyor. Günahımı alırsın, Allah sana zulüm vere. Zulüm vermişeyce vere. Bu saatten sonra adın çıktı, nasıl olsa bundan sonra ben de vermiyorum diyor. Dur. Nida. Adım çıkmış. İkisinin kavgasında olan sana oluyor zaten. Vermiyorum. Tamam, vermiyorsun, onu anladım. Vermiyorum. Sen kadın olarak da bu ilişkide yoksun. Fiziksel olarak da seni azarlıyor. Ben... Hamiyet Hanım, rica edeceğim. Lütfen. Sen bana küfür edemezsin. Bir dakika. Hamiyet Hanım, rica edeceğim. Bak sakin, bir su vereyim sana. Rica ediyorum. Bak siz bu kadar... Bak şimdi Hamiyet ablacığım bir dakika. Bana bakar mısın? Bak dur. Dur. Al. Açtım suyun başını. Vermeyeceğim. Tamam, verme kızını. Ama bırak... Al çocukların da sana sahip olsun. Al çocukların. Vermedim ben onu. Ben her zaman o bana Allah'ın büyük bir hazinesidir. Dilenirim yine çocuklarımın yanındayım ha. Gidin biraz ders ver. Benim çocuklarım benden ayrılmak için önce beni kelleme almanız lazım. Hamiyet teyze, sen tıp oynuyorsun. Susuyorsun. O çocukları alacağım, sana bırakacağımı mı düşünüyorsun? Ya sen çocukların delisi olsaydın çocukların başlıyordu. Sen ananın delisisin. Ben evden çıkarken kimle çıktım? Ben evden çıkarken polisin yanından çıktım. Bağırma Nida. Sen çıkmaya kalkarken ben sana ne dedim? Ya hayatım sakin ol diyorum, sen ne yapmaya çalışıyorsun? İki tane çocuk var, bir doğum yapmak üzeresin. Sakin Hamiyet teyze. Ben bu yuvayı yıkacağım dedim. Ben de sana bu yuvayı neden yıkıyorsun dedim. Sebep ne diyorum? Sebep yok dedin. Değil mi? Sebep sebepleri Gürbüz, bak biraz önce duymuyorsun. Kayınvalidenle kavga edeceksin diye. Nida... Bu zor halinde geldi. Normalde evden canlı yayın yapacaktık. Ben de dayanamıyorum. Ya, oraya geleceğim. Geleceğim dedi. Sebeplerim çok diyor. Ama sen bu sebepleri duymuyorsun. Duyuyorum duymak abla. Duyuyorum ama. Abla. Yaptıklarına ben... duymak istemiyor. Sadece şu abla, an benim aklımda... Işler... Avukat. Hayır, var mı ispatın ya? Ben öyle bir terbiye... Ya öyle bir şey dedim, ispatın var mı? Kaldırdı. Yeni doğan çocuğuma dedi ki DNA testi. Ya. Allah senden Allah'ın cezası için bu çocuğun DNA testini yaptın tamam. Bana. Peki asıl ona gelelim. Sen evden çıktıktan sonra hamileliğini annenin yanında geçiriyorsun. Bu süre annenin yanındasın. Hatta çocuklar da seninle beraber, senden görmek için alıyor. Çocukları yanında tutuyor. Amacı da şey diyorsun. Çocuklar onda olunca ben ona geri döneyim istiyor. Çocuğun hastaneden fotoğrafını sana gönderiyor. Bak yeni doğan bebeğimiz bu. Sen o fotoğrafa bakıp bu bana benzemiyor. Bu çocuğun babası kim? Ben değilim dedin Hayır. mi? Yemin şart ediyorum abla. Dedi. Ben de ortağım. Abla bak. Şahit. Yemin şart ediyorum. Bak sakin ol bak. Sen söyledin, ben dinledim. Doktor şahit, doktor. Tamam. Valla tamam, hemşirelerde bağlanan yani. Doktor şahit. Yarın hastaneye gidip hemşireyi konuşturacağım. Hamiyet Hanım ne olur
Esra Hanım fotoğrafı evet. bana attı mı? Attı. Ben yorum bile yapmadım. Sadece dedim ki telefon açtım. Allah analı babalı büyüsün dedim. Zaten fotoğrafında şu an yorumlar yazmışım. Ben ekranda gösterebilirim. Hiç siz sadece dedim ki gözleri kime benziyor? Dedi ki küçük kızımızın gözüne benziyor. Hayır. Dedim ki, Hamiye teyze. Dedim hayır. ki iyi ki ona benzemez. Sana Allah benzemesin hayır. de kızıma benzesin dedim. Dediğin bak, kelime bu. Yemin ediyorum Allah Kur'an yaptım. Bu çocuk benden değil. DNA testi. O meşazı da abla, abla yok, yok. Sizin otelinizde kalırken masraftan atmıştı. Herkes şahitti. DNA istiyorum dedi aynen. mi? Bu doğumdan aynen, önce mi DNA ben, dedi? Doğum yapmadan önce diyordu bu adam. Ha. Çocuk benden değil. Sen üç çocuk olduktan sonra onun evine yazılı mesajı var mı? Vardı. Avukat şimdi bana bu diyor ki daha aralıkta. Sana abla, aralıktayken, 4 aylık hamileyken bu çocuğu kimden yaptın diye hesap sordun yok, mu? Yok yok abla. Sordun. Kur'an, Kur'an Allah şahidim olsun abla. Ben öyle bir kelime etmedim. Hayır, ben ona öyle dedin. Bir kelime etseydim. Yarın ben eşimle bir araya geldiğim zaman ben eşimle kelimeleri söylersiniz yayın biplenir. Ya, tamam, kötü bak, kelime söyleyemezsin. Ben sana bir kenara etmedim. Tamam. Elini vicdanına koy doğru bakın, konuş bırak. Siz iddia ediyorsunuz. Yuva yıkmayın eline bir şey etmiyor. Geçmez. Küfür ben gerçek olarak yuvamı kurtarmaya çalışıyorum ya. Ya istemiyorum ben çocuklarımı ben delisiyim. Ne vereyim sana ben çocukları ya. Ben bakalım çocuklarıma. Ya nasıl battın beni konuşturma bak fotoğraflar burada beni konuşturma diyorum. Ya çocuk hasta ya beni konuşturma. Arkadaş şey de olur ya. Sen beni o fotoğraflarla beni konuşturma diyorum fotoğraflar burada. Hangi fotoğraflar bunlar? Ya abla. Sakin. Çocuk bende kalınca ateşlenmişti hastaneye götürdü. Benim çocuğum ne işin var sen Alanya'daydı. Bir dur. Ne kadar? Kendisi dur. Alanya'daydı. Hastaneye götürdüm çocuk ateşlenmişti. Abla, ateşi dışarı attığı için buralarında sivilce yara biliyorum gibi bana da gösterdi o fotoğrafları. Ben daha bakar bakmaz hani anne olarak içgüdüsel şey böyle hani isilik atar ya. Ben ondan para istediğimde kaldırdı. Muhabbet yaptı. Bana para bile yollamıyordu bu adam gittiğinden beri. Benden sonra geldi dedi ki ben geldim buraya ben dedi. Ben sana para yollamıyor muydum? İki gün çocuğu yolla. İki gün çocukları bana ver. Bende kalsın sana vereceğim perşembe akşamı. Ben de insanlık ettim bunu. Hayvanlık ettim. Çocukları verdim babasıdır. Ben çocuklarını yine verdim. Sen, bana kaldırdı bu sefer çocuklarla tetik etti abla. Tamamı, yürek ne diyor çocuklar? Diyor ki eve gelmezsen diyor çocuk mocuk yok sana göstermiyorum. Ben çocukları alıp kaçıracağım bilmem ne peki, yapacağım. Peki sen bu çocukları ona gittikten sonra geri getirmedikten sonra. Ne ya olur? Gürbüz çocukları getir çocukları ne özledim. Çıktı yok dedi vermeyeceğim dedi sen eve geleceksin Esler dedi. Ola yani senin... eve dönme yöntemin o çocukları elinde tutarsa onu, Nida evde kalacak. Peki Gürbüz sana dün sordum bugün daha sakince sorayım. Mesela hamile bir kadın niye şimdi hamilelik dediğiniz şey o eve bir bebek daha getirmek ya hani yuvamız büyüsün diye. Hamile bir kadın yuvasını terk eder mi eşini terk eder mi? Ben de diyorum ben de zaten buna inanamıyorum acaba bu kadına ben ne yanlış yaptım? Ne çok hata yaptım. Yaptın, çok yaptın. Ne yaptım da bu çıktı gitti. Ya ben seni aradım dedim ki. Hamiye teyze bekleyin. Ben seni aradım dedim ki anne dedim Nida gel durmuyor. Ben gideceğim diyor. Sen ne dedin? Bana ne ben karışmıyorum. Bana ne? Ne haliniz bata göz. Sen bunları söyler. Ya biraz vicdanınla konuş. Allah aşkına. Ya Allah aşkına. Bu dünyanın öteki dünyası var. Hesap var tamam mı? Bak hesap var dedi. Bu yuva yıkmanın havalı ağırdır. Üst üste konuşmayın hiçbir şey duymuyorum ben. Yuva yıkma ağır bir şeydir. Günah. Günah değil. Benim üç tane çocuğum perişan olacak. Yazık günah. Hayır hiç acımıyor. Dünyaya gelmiş gözünü açmış ya. Hiç sordun mu bu dünyaya geldiğine mutlu musun? Acımıyorum. Gürbüz Bey. Gürbüz Bey bir baba olarak çocuklara değer vermenin ilk şartı o çocukları dünyaya getiren anneye değer vermektir. Bu bir. Karşınızda hastaneden yeni çıkmış ve size bir can, bir evlat vermiş kadın var. Bir geçmiş olsun deseydiniz ya kayınvalidenizle tutuştunuz kavgaya. Aa, o abla daha gerçekten. Ya bak şimdi diyorsun ki çocukların filan hepsi hikaye. Ya o hastanenin kapısında yataydın eşin ameliyata girdiğinde. Ya senin emanetin var. O ölüyorsun abla, ya aşkından. Abla bana ne dedi bak, o laf. Ben neden gidemedim biliyor musunuz? Biz bir es ver ya. Allah peygamber için es ver. Gerçekten zor. Bak anlatmış tükenmiş. Kadın diyor ki sen şunu anlamıyorsun. Ne yap? Gitmek istiyorum diyor. Gitmek isteyen kadının
hamile kadının üzerinden kilitledin mi? Kilitledi. Ha? Evet. Kilitledin mi? Evet. Bu kadın gitmesin diye evden kilitledin mi? Kapıyı üzerine. Kilitledi. Kapıyı kilitledi. Anlıyor musun Gürbüz? Polisi çağırdım. Abla, evet ya da hayır diye cevap ver. Üzerinden, şu an üzerinden kilitledin mi? Demek ki bunlar... Kafam gitti ki inanamıyorum çok ya. Çok basit bir soru. Diyor ki kapıyı kapatıp çıkmasın diye kilidi bastın mı? Evet, hayır. Kilitlemedim abla, kilitlemedim. Sadece hazırlandı, çantasını topluyor ya. Ben kapının önünde durdum, o da kanepen orada oturuyor. Kurban ölüm yapma dedim. Çoluk çocuğumuz var, yuvamız var, biz burada kiracıyız. Ay abla kapıyı kilitledi, ben bu. Ondan sonra eşim polis kalktı, aradım. Ben bu yuvayı yıkacağım, kararlıyım dedi. Yine dedim ki neden yıkıyorsun? Bu yuvanı yıkmanın sebebi ne? Ne için yıkmayı istiyorsun ya? İki tane çocuğum var, bir de hamile bir kadın sizden dedim. Ama sorun şurada, sizin kulaklarınız duymuyor. Gözleriniz de görmüyor. Bak kendince sizin anlattığınız şeyi farklı anlatıyor. Tamam mı? Sorun olabilir ve... Bu kadın hamile. Gitmek istiyorsa bırakın gitseydi. Ama siz onu şey yapmak için şöyle gecenin bu saatinde gitmesini istemedim. Kadındır. İki de körpe çocuk var. Benim üç bacım vardı. Ben bunun hesabını veremem. Bu kadar değer verdiğiniz kadın doğum yaparken neredeydiniz? Hayır, dedim ki. Niye gitmediniz hastaneye beyefendi? Hastanenin bahçesine niye gitmediniz? Ayrı kaldınız 6 ay boyunca. İki çocuğunuzun 3 ve 5 yaşındaki rızkını niye göndermediniz? Ya çok kıymetli çocuklarınız. Ne yerler, ne içerler? 6 bezli çocuklar dünyaya gelecek çocuk. Kadının iaşesi nedir diye niye sormadınız? Hülya Hanım. Şimdi ben eşimi o saatte yine bırakmış olsaydım çaktırmadan onun peşinden annesinin evine gidene kadar peşinde takip ederdim. Hülya Hanım anca der ki annem giderdim. Bakıyor annen alır gün, annen baksın ya polis annen yedirsin polis, muhabbetine girerdi. Polis de çağırma ben de kiracıyım eleme rezil etme beni. Sebeplerin... Hangi eve gittiysem ya o halde bir problem çıkacak yani. Ben ne zaman kaynanam gibi mahalleye doğru yaklaşıyorsam benim evimde huzur kalmıyor. Gebze'de oturuyordum merkezinde. Peki şimdi Gürbüz. Kavgam yoktu. Gürbüz. Gürbüz. Ne zaman kananamın dibine yaklaştıysam. Benim kananamın dibine ne zaman yaklaştıysam. Benim başıma geldi o zaman geldi. Şey ya var, her sabah orada. Her bak, gün bak, orada. Bak eşinin yüzüne bak. Her gün orada. Bak, şimdi Gürbüz sende bir şey var. Bir durum gelip, var. Kananam benim karımı benden habersiz evimden. Peki Gürbüz bak sen seninle evde. Seninle evde. Abi duymuyor musun sen ya? Sen algılaman mı yok ya? Şunu merak ediyorum bak. Bir evin ben şuna inanıyorum. Bir evin içerisinde huzur varsa dışarıdaki ne yaparsa yapsın. Hayır. Dışarıdaki kim ne yaparsa yapsın o evi hiç kimse yıkamaz. Ama mesela Nida'nın söylediği yemeğimi beğenmezdi, temizliğimi beğenmezdi, onu beğenmezdi. Bir de bana şöyle derdi, ne, sen çok çirkinsin. Der miydi, demez kuma miydi? Kuma getireceğim derdi üstüne. Hatta çıplak resimlere bakan bir insansın. Bir zahmet kendi telefonundan yakaladı. Ben mi? Aynen. Ya bu kadar da iftira olmaz abla. İftira atıyorsan bak dikişli dikişli hastaneden çıkmış buraya gelmişim senin yüzünden. Ya bu... Ya sen nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun? Niye doğruları söyleyince zorlar mı gidiyor? Sen öğüt veren bak yanında oturuyor tamam mı? Sana akıl veren senin yanında oturuyor. Evet ben çocuğum. Ya yık hadi yık yuvayı yık. Yık, yık. Yıkacağım ben yık. İstemiyorum. İstemiyorum zorla mı? Ne olacak? Ya bu... Nida, ben sana inanmıyorum. Sen baskı altında konuşuyorsun. Peki, baskı altında mı? Evet. Ne baskısı? Evet, baskı altında. Tamam, ne baskısı? Kim baskı yapıyor? Benim çocuğumu da sana neye göndermiyorum? Esra bak fotoğraflar. Peki Gürbüz, dur şunu konuşalım. Mesela baskı altında konuşuyor. Nida normalde sana deli divane aşık mı? Yok. Dur yok. Anneciğim ya bir dakika size sormuyorum yok. Ya. Ya hiç. Nida hiç, sana sen seni ya, çok sever. Benim onunla yaptığım kavga var ya abla. Cevizin kabuğunu doldurmaz. Direkt ben hemen annesine yetiştiriyor. Gel kızım uzaklaştırma kararı almaya gidelim. Öyle ya niye dedim? Gidiyorsun? Hele niye benim evinde otursun? Çağır beni hatam, benim hatam var da. Bana bir tokat at. Oğlum de. Çocuk değilsiniz. Çoluk çocuk sahibi bir insanlarsınız. Ki ben konuşayım. Size yakışmaz. Ben bir daha sizin kavganızı görmek istemiyorum. Kaç kez yaptın? Bak kızım sana da söylüyorum. Varmadan. Eğer bu koca seni dövüyorsa, ya kapıyı atıyorsa, aç bırakıyorsa, susuz bırakıyorsa, çalışmıyorsa, getirmiyorsa, kirasını fasatı ödemiyorsa ben sana her zaman sayarım. Gürbüz. Ya ben eşin, eşin seni... Ya eşine abla. Sorar mısınız? Ben eve ekmek getirdim. Bir şey sormayacağım. Eşimi... Eşin seni sever mi? Sen onun seni sevdiğine inanıyor musun? Eşimin? Seni sevdiğine inanıyor musun? İnanıyorum abla. Tüm kalbimle. Bedenimle. Tüm kalbinle. Bedenimle. Tüm bedeninle. Nida sen...
Yani tüm bedenimle tüm... O kadar büyük sevgi var ki perişan ortalık. Peki, bu kadar seven Nida. Vallahi. Senden ayrı kalamazdı. Yazmışım sonsuza kadar da ben senin sahibinim. Ne seni demek sahibinsin ya? Mal mı o, affedersin? Konuşturuyorsunuz beni. Neyin sahibisin? Malı almış getirmiş. Neyin sahibisin? Eşimin. Ne demek eşinin sahibisin? O zaman evin içerisinde yani ben senin sahibinim gibi davrandığın için bu kadın senden ayrılmak istiyor. O yüzden sana giderken boşanalım ben artık senden iğreniyorum demiş. Bak Gürbüz, bunu söylemek istemiyorum. Sen ona sahibi gibi davranıyorsun. Sen ona kadın olarak değer vermiyorsun. Nida seninle kaçarken, bak senin gibi konuşuyorum, hiçbir şey duymuyorum, kilitlendim. Nida seninle kaçarken evet seni çok seviyordu bence. Bunun için kaçtı, bu çocukları da yaptı. Ama sen o evin içerisinde onu yıprattığın ve üzdüğün için... ...dedin ya ben onun sahibiyim diye. Sahibi gibi davrandığın için de Nida artık senden kurtulmak istiyor. Bunu kafana sok. Ama kurtulmasının da bir nedeni olması lazım. Bunu da söyleyin Esra Hanım. Psikolojik şiddeti dediği nedir, ben anlatayım mı? Psikolojik şiddeti nedir? Dur bir dakika. Psikolojik şiddeti öyle mi? Konuşmam mı istiyorsun? Bak konuşturma beni. Konuşmamı istiyorsun. Tehdit mi? Psikolojik şiddeti nedir biliyor musun abla? Ben sabah 6'da işe gidip akşam 8'de eve gelen bir insanım. Bir insan kocasını nasıl karşılar? Her erkeğin beklediği bir şey var. Kadının var da erkeğin de var. İçeriye giriyorum, elinde torbalar bırakmadan dışarı çıkalım mı? Ya insan evladı. Bir dakika, bir bardak su içeyim ya. Bir sor, bir derdin var mı? Yoruldun mu? Nasıl geçti günün? Psikolojik şiddet bu. Niye sen eriştelere geldiğinde yemeğe çayın hazırdı? Dışarı çıkalım mı diyor? Hiçbir şeyin eksikliydi. Niye yalan konuşuyorsun? Dışarı çıkalım mı diyorsun değil mi? Dışarı çıkalım. Ya bir gün insan evladı, cebinde param var mı? Ben dışarı çıkalım diyorsun da. Ya ben seninle 7 senedir evliyim. Bir dakika dışarı beni çıkardığım dinle. Zaman. Var mı Nida, bir dakika, lütfen. Beni dinle. Vallahi zaten benim karnım ağrıyor. Var, beni dinle. Dur. Ben seninle 7 sakin senedir ya, evliyim. Sakin ol ya, sakin ol. Ya sen zaten gerek... baba olsaydın önce sakin çocuk sorardın lan. Sakin ol. Sen baba olsaydın çocuk sorardın. Dur. Sakin. Ben seni dışarı çıkardığın zaman iki çocukla birlikte mutlu, sen veya çocukların dışarıda canı bir şey çekecek. O gün benim yok. Sana karşı ben orada küçük düşeceğim, mahkum düşeceğim. Mecbur yok, çıkaramam diyorum. Ben seninle 7 senedir evliyim. Ben ya senin aldığın da, parayı ya da maaşı varsa, gördüm. Ya varsa gerçekten bağlansınlar. Ekmek parası bırakmıyoruz diye. Ekmek parası. Sen düne kadar diyordun ki. Bir dakika. Hamileyim. Evde para bırakmam. Ya nasıl bana ekmek parası? Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım, Gürbüz Bey. Benim ağrım oluyor, sancım oluyor. Evde para bırakmıyor, sabah gidiyor, akşam geliyor. Aldığım o işi bırak, aldığım o işi görmüyor. Annem dedi ki eve para bırakmaz, Nida kaçar gider diye dedi. Aynen, alır kaçarım, çocukları alır kaçarım, nereye kaçacaksam. Tamam.